Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta bu şartlarda çocuk mu doğrulur diyor gençler. Çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. İktidara müzahir medyaya iletişim başkanlığından şunu pompalıyorlar. Efendim bu işin içinde bir demli var. Bu işin içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye meclis üyesi var. Bu işin içinde, içinde değil 10 kilometre kenarında bir tane Cumhuriyet Halk Partili varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. Bu işin içinde birisi varsa şu anki Sağlık Bakanı İstanbul İl Müdürü'yken biz diyor ihbar ettik, kendini temize çıkaracak ya. Kendini tekrar ihbar ediyor. Mayıs 2023'te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023'ten Ekim 2024'e kadar geçen sürede hiçbir şey yok. Soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesi işin tam göbeğinde, denetleyecek Sağlık Müdürlüğü'nde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığı'nın tepesinde, işin içinde bürokratıyla, çalışanıyla dünya kadar bunların atadığı adam var. Oradan bir tane CHP'li bulmuş koca çetede sorumluluğunu örtecek. Vallahi bir sorumlu aranıyorsa bence dönemin sağlık müdürü, şimdiki bakanı falan da değil kardeşim. Bu ülkede bir sorumlu varsa diyor ya, sorumlusu benim, ben. Böyle yapan sorumlusu. Benim diyen sorumlusu. Her işi sen biliyorsun, bu iş olunca kenara çekiliyorsun. İletişim Başkanlığı iki tane isim tespit edecek de sorumluluktan kurtulacak. 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ'nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı. Kardeşim, o hali ilan etmeye gerek yok. Bu halde buradayız. Getirin o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım meclis eliyle. Özel hastaneymiş. Her yere kayyum atıyorsun ya. O hastanelere devlet eliyle direkt başlarına kayyum atanmalı. Yasal düzenleme salı günü meclisten oy birliğiyle geçirilmelidir. Odri Meydan. Hadi bakalım, buyurun. Bu kadar paçalarından pislik akan adamlar tutmuşlar. 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kimi ayırıyorsanız, kimi dokunulmazlık sağlamaya çalışırsanız iki elimiz onun da yakasındadır, sizin de yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim.